hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. İslamiyet, yani Kur'an ve Sünnet-i Seniyye veda hutbesi Asr-ı Saadet'teki uygulamalar baştan sona insan hak ve hürriyetlerini en ince noktalarına kadar açıklamış, öğretmiş ve ibadetlerle pratiğe geçirerek yerleştirmiş. Hatta hayvan ve eşya haklarını dahi İslam getirmiştir, kullanmıştır, gözetmiştir. Müslümanlar herhangi bir hüküm ve mefhum ve kavram veya mesele olduğunda müracaat edecekleri yegane kaynak dörttür. Kitap, yani Kur'an, sünnet, hadis-i şerifler, sünnet-i seniye, asr-ı saadet, icma ve kıyas. Hürriyet, cumhuriyet, meşrutiyet, demokrasi ve laiklik gibi mefhumları batıdan değil, İslamiyet'ten alırız, İslamiyet'ten almalıyız. Zira 13 asır, şimdi 15 asır oldu, evvel şeriat-ı garra, yani İslamiyet, şeriatı, hukuku, kanunları, imanı teessüs ettiğinden ahkamda Avrupa'ya dilencilik etmek dini İslam'a büyük bir cinayettir ve şimale müteveccihen namaz kılmak gibidir diyor Bediüzzaman. Yani kıbleye güneye değil, Kabe'ye değil, kuzeye dönüp namaz kılmak gibidir. Halbuki istikbali kıble, kıbleye yönelmek namazın farzlarındandır. Dolayısıyla bu zeydinince olmaz. Dolayısıyla İslamiyet teessüs ettiğinden, bütün hak ve hürriyetleri de getirdiğinden, dolayısıyla Avrupa'dan dilenmeye, laikliği oradan almamıza gerek yok ki. Bediüzzaman zaten her şeyi, Kur'an, sünnet-i seniyye, asr-ı saadet modelini ve İcma ve kıyasıyla da zaten ne yapmış? Ortaya koymuş. Yani onlardan almamak gerekiyor, almamak. Tam da burada nazara vermemiz gereken nokta şudur. Hak ve hürriyetler, cumhuriyet, meşrutiyet, demokrasi, hakiki layık mevzularında biz batıya, medeni dünyaya gidip dilencilik etmeyiz, edemeyiz, etmiyoruz ve etmemeliyiz. Biz onlara değil, onlar zaten bu konularda da İslamiyet'e yaklaşıyorlar ki, meşhur filozof Bernard Shaw demiş ki, demokrasimizin bir adım ötesi İslamiyet. İslamiyet 1500 sene önce gelmiş. Dolayısıyla onlar insan hak ve hürriyetlerinde, demokraside, cumhuriyette, hakiki laiklikte bu konuya gelmişlerse bunlar İslamiyet'ten almışlardı. Biz bunu alırsak zaten İslam'ın malını orada göründüğü için alıyoruz. Mesela temizlik imandandır. Temizlik onlarda görülebilir. Bu İslam'ın malıdır. Temizlik imanın yarısıdır. Onlar temiz ise dolayısıyla niye siz de Avrupalılar gibi, Batılılar gibi temizleniyorsunuz denemez. Bu İslamiyet'in malı zaten. Aynen onun gibi adalet, hak ve hürriyetler ve laiklik, cumhuriyet, demokrasi, meşrutiyet vesaire bütün bunlar da zaten İslam'ın malıdır. Biz onlardan değil, onlardan almıyoruz. Onlar İslamiyet'e yakar. Kur'an ve sünnet-i seniyenin din ve vicdan hürriyeti başta olmak üzere din ve hak ve hürriyetleri en ince detaylarına kadar nakış nakış işlemiştir. Din ve vicdan hürriyeti hakkı laikliğin içinde de zaten var.
zaten onun için yerleştirilmiştir, getirilmiştir. Onun için laiklik denmiştir. Unutmayalım ki 1500 yıl önce İslamiyet bütün ve hak ve hürriyetleri getirmiştir, ihya etmiştir. Emir ve nehilerle ve ibadetlerle yerleştirmiş, insanlığa mal etmiştir. Evet, İslam dünyasında dini otorite ile siyasi otorite arasında tarih boyunca batıdakine benzer bir çatışma söz konusu olmadığından 19. yüzyılın başlarından itibaren görülen laiklik süreci iç dinamiklerden çok dış dinamiklerin ve gelişmelerin etkisiyle başlamıştır. Batı'da şiddet ve silaha dayalı yıllarca süren din, inanç, fikir savaşları binlerce insanın ölümüyle neticelenmiştir. Evet, ne din savaşları, ne protestan katliamları, ne Yahudi kıyımları veya ne diğer insanların soykırımları, ne de Engizisyon İslam'dan kaynaklandı. Bütün bunlar Batı toplumlarında yaşanan hadiselerdi. Avrupa 100 yıl savaşlarıyla 400 sene birbiriyle savaştı. En nihayet lekum dinukum veliye din. Senin dinin sana, senin inancın sana, senin ibadetin sana, senin düşüncen sana, benim dinim, benim imanım, benim ibadetim, benim düşüncem, benim vicdanım bana diye bu noktaya gelindi ki Kafirun suresinin meali böyle, 6. ayetinin meali böyle. Lekum değil, bu veli. Senin dinin sana, benim dinim bana. İşte Avrupa 400 yıl birbirini din savaşlarıyla, mezhep savaşlarıyla birbirini kırdı. Hristiyanlar birbirini kırdı. Protestanlar vesaireler birbirine savaştı. En nihayet geldikleri nokta lekum din. Veli. Senin dinin sana, senin inancın bana, benim dinim bana, benim inancım bana, benim düşüncem bana, senin düşüncen sana. Kur'an bunu 1500 sene önce vaat etmiş, yerleştirmiş. Evet. Bunun adı demokrasi değil, laikliktir. Yani lekum dinukum veliye dinin bir adı da, bir tercümesi de onlara göre laiklik ve demokrasi. Hiç fark etmez. Onun dini ona, senin dinin sana olsun. Adın esma, esmanın değişmesiyle, tebettülüyle, isimlerin değişmesiyle hakikat değişmez. Ona laiklik desin, ona demokrasi desin, ona meşrutiyet desin, ne derse desin. Önemli olan işin mahiyeti ve özlüdür ve hakikatidir. Dolayısıyla hürriyetçi toplumlar laiklikle Kafirun suresine ulaştı. Onun hakikatine ulaştı. Yani şiddetle silaha, din, inanç, fikir savaşlarını laiklikle, yani Kafirun suresiyle durdurabilmiş. Kafirun suresinin şimdi mealini de kısaca hepsinin mealini verelim, ayetlerini. De ki, ey inkar edenler, ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem. Cenab-ı Hak, Peygamber Efendimiz'e böyle. De ki, ey inkar edenler, ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk edecek değilim. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim banadır.
Kafir suresi 1 ve 6. ayet kelimelerinin meali böyle. Demek ki isme takılmamamız gerekiyor. Çünkü ismin değişmesiyle hakikat değişmez. Laiklik ve demokrasi, din ve vicdan hürriyeti, ondan sonra istediğini seçme hürriyeti, düşünce hürriyeti, fikir hürriyeti ve her türlü meşru olmak şartıyla her türlü hürriyetlerin bahanesi İslamiyet. Şu halde adına laiklik ve demokrasi dense o onların değil İslam'ın malı. Şu halde hakiki laiklik, hakiki demokrasi İslamiyet'le bağdaşır, İslamiyet'le çatışmaz. İslamiyet laiklik ve demokrasiyle bağdaşmaz. Demokrasi ve laiklik, hakiki demokrasi ve laiklik İslamiyet'le bağdaşır ve onunla çatışmaz. Ve onlar İslamiyet'in hakikatlerini ihtiva ediyor. Yoksa İslam onların hakikatlerini ihtiva etmiyor. Çünkü İslamiyet 1500 sene önce şeriatlara etmiş. Ve İslamiyet bütün hak ve hürriyetleri, başta din ve vicdan olmak üzere bütün hak ve hürriyetleri bahanesidir ve müessesidir. Dolayısıyla bu hak ve hürriyetler asr-ı saadette bizzat uygulanmış. İman hürriyeti, inanç hürriyeti, düşünce hürriyeti, fikir hürriyeti, din hürriyeti, vicdan hürriyeti asr-ı saadette bizzat uygulanmış. Bizzat yaşanmış. Bizzat yazılı olarak kitaplara, hadislere geçmiş. Sonra bunlar toplumdan topluma, asırdan asıra gelerek, giderek, kitaptan kitaba, yazılı ve sözlü olarak nakledilerek insanlığa mal oldu. Dolayısıyla insan hak ve hürriyetle İslam'ın malıdır, İslam'ın emridir. Dolayısıyla bu başkası da 610 yılında ilan edilmeye başlanıp 632 yılında veya 632 yılı ve 650'li yıllara kadar asr-ı saadette İslam'ın hak, hürriyetler, inanç, din, vicdan vesaire bütün hürriyetler modeli tesis etmiş, yerleştirmiştir. Biz Müslümanlar olarak laiklik ve hürriyet ve demokrasi ve cumhuriyet ve meşrutiyet konularında ne Müslümanlara ne Batılılara ve ne de Müslümanlara bakmayacağız. Bizim yegane modelimiz, yegane kaynağımız asr-ı saadettir. Bütün Müslümanlar zaten oradan almışlardır. Ne kadar almışlar, nasıl anlamışlar, ne kadar uygulamışlar o ayrı bir meseledir zaten. Dolayısıyla biz nazarımızı Batı'ya veyahut da Müslüman toplumlarına değil asr-ı saadete götürmemiz lazım ki Bediüzzaman zaten başta Kur'an, sünnet-i seniye ve asr-ı saadeti önümüze koyuyor. Model olarak önümüze koyuyor. Bir başka sohbette buluşmak dileğiyle hepinizi hürmet ve muhabbet. Selamlar.